Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Videoma hoş kalbini şöyle gönderip hemen videoma başlıyorum. Bugün sizlerle birlikte kıyafetlerini kaybettiğim bebeklerime balondan kıyafetler yapacağım ve balondan daha neler neler yapıyor onları göreceğiz arkadaşlar. Balon hileleri videosu diyebiliriz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kocaman yanaklarınızı öpüyorum. Hemen başlayalım. Bebeklerimin ten rengine göre balon rengi belirliyorum. Teresa'ya turuncu çok yakışacak. Açık renkli bebeğime koyu renkli maya çok yakışacak. Benim bir de şişman bebeğim var. Onun saç rengine belki böyle bir kombin yapabiliriz. Evet, harika oldu. Balonumun şişman yerine ortadan ikiye katlıyorum. Yine merkez noktasını buluyorum. Elimle sıkıca tutup kaymasını engelliyorum. Bebeğimin bikinisinin altı olacak. İşte böyle. Tekrar ikiye katlıyorum ve bebeğimin ayaklarının geçecek olduğu yerlerden bu şekilde kesik atıyorum. Bikinimin altı hazır. Şimdi de bikinimin üstünü yapacağım. Balonun kalan kısmından bebeğime ölçü alıyorum. Evet, bu ölçü benim için yeterli. Göz kararı yapıyorum. Çok da zorlanmanıza gerek yok. Zaten yapmış olduğumuz işlem pratik bir çalışma. Bu da bebeğimin üstü. Bikinisinin üstü bu şekilde kalsın istemiyorum. Balonun ağız kısmını da kestim. Şimdi giydirelim. Daha önceki videolarımda bebeklerime balondan kıyafetler yapmıştım. Ama bu kez bikini yapıyorum. Birazdan diğer bebeklerime mayo yapmayı deneyeceğim. Bu biraz büyük oldu. Hemen çıkartıyorum. Demek ki biraz daha dar kısmından kesmem gerekiyordu. Balonun ağzından kesmiş olduğum lastiği de tekrar bikinime takıyorum. Bu şekilde bir düğüm atıp bebeğimin kafasından geçiriyorum. Bikininin üstü çok da istediğim gibi olmadı. Oraya biraz böyle süslemeler yapıyorum. Artan balonlarımdan böyle fiyonklar yapacağım. İşte böyle. Hemen bikininin altını da giydireyim. Bir şeyler yolunda gitmiyor arkadaşlar. Bikinimin altı da büyük geldi. O yüzden kenarlarını keseceğim. Ve Kim'den yardım isteyeceğim. Kim, bebeğimin bu şekilde durmasına destek olur musun? Bikiniyi iki kenarından bağlıyorum. Şahane oldu. Hemen artan parçadan bebeğime bir de şapka yapıyorum. Şapka mı desek, eşarp mı desek, yoksa saç koruyucu mu desek, bone mi desek arkadaşlar? Ben buna bir isim bulamadım. Böyle enteresan bir şey oldu. Bir tane de mayo denemek istiyorum. Teresa'ya mayo yapacağım. Mayo için balonumu çok tasarruflu kullanmam gerekiyor. Uygun yerlerden kesmezsem balonum ziyan olabilir. Önce şu kabayı bir çıkartalım arkadaşlar. Evet, balonda biraz zor kesiliyor. Yine tekrar ayaklarını geçecek olan yerden göz kararı şöyle yine kesikler atıyorum. Buradan bebeğimin bacakları geçecek. Tamam. Şurası bakın çok tombiş olduğu için bebeğim bu tombişliği istemez. Şöyle göbeğini çıkartıyorum. Sanırım bu bir mayokin olacak. Çok komik oldu. Biraz da kenarlardan alacağım. Evet. Mayom hazır desem kaç kişi inanır arkadaşlar? Şuradan da bir kol keselim biz yine de. Şuradan göğüs altından bir boşluk açalım. Böyle bir şey oldu. Şu an Kim bana gülüyor. Siz de mi gülüyorsunuz arkadaşlar? Yoksa aranızda bana güvenenler var mı? Kim bana yardım eder misin? Bebeğimin ayaklarını sokamıyorum. Evet Teresa, diğer ayağını da sok. Giy Teresa, giy. Evet, hepiniz çok haklısınız arkadaşlar. İnanılmaz kötü görünüyor. Ama bakın bitmedi daha. Birkaç dokunuş sonra Teresa'nın mayosu harika olacak. Açtığım deliklerden bu lastiği geçiriyorum. Arkada oluşan bu kalabalığı gidermek için lastiği Teresa'nın boynundan geçirdim. Önden görünümü böyle, arkadan görüntüsü işte böyle oldu. Ne dersiniz? Bence son dakikada kurtardım sayılır. Değişik bir model. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane de hemen lol bebeklerim için yapacağım ve bebek giydirme işini burada bitireceğim. Lol bebeklerinden bir tanesini büyük bir balonla harika bir kıyafet yapacağım. Balonumu şöyle dar kısmından genişleyen kısmına doğru olan yerden kestim. 6 kiloş bir elbise olacak. Kollu bir elbise olmasını istiyorum. Balonumun iki kenarından minicik kesikler yapıyorum. Ve şimdi bunu lol bebeğime giydireceğim. Yine Kim'den yardım istiyorum. Bebeğimi tutar mısın? Önce ayakları. Şimdi de kolları girsin. Bu haliyle bile çok tatlı oldu. Sizce omuz açık mı olmalı yoksa kapatmalı mıyım? Hadi bunu bana yorumlarda yazın. Evet, işte böyle arkadaşlar. Bitti, bu kadar. Çok tatlı olmadı mı?
Ben çok beğendim. Şimdi balonla yapılan diğer çalışmalarımıza geçelim. Şimdi sırada stresinizi gidermek için bir çalışma var. Biri kinetik kumdan, biri de tıraş köpüğünden stres topu yapmayı deneyeceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle balonumu, ağzını iyicene açıyorum. Bunun bir benzerini daha önce slime'la yapmıştım. Bu kez kinetik kumdan yapacağım. Kinetik kum da zaten slime'lı arkadaşlar. O yüzden işimi kolaylaştıracak. İçeriye doldurmak biraz zor olsa da bittikten sonra benim şu an yaşamış olduğum bütün stresi alacak. Harmony, şu an beni çok geriyorsun. Gel buraya. Dışarı çıkmak istiyor arkadaşlar. Bakın. Gel, seni buraya alacağım. Dışarı çıkıyor. İçeri girmek istiyor. İçeri giriyor. Dışarı çıkmak istiyor. Ceylin de yukarıda ders yapıyor. Benim sesimden rahatsız oluyor. Gel de şimdi strese girme. Neyse ki birazdan stres topum hazır olacak. Benim bütün stresimi alacak. Aynı zamanda benim motor kaslarımı da geliştiriyor arkadaşlar bu hareket. Çünkü biraz zorlanıyorum. Bayağı ağır oldu. Aslında bu şekilde bile oynayabilirim ama ben onun ağzını bağlayacağım arkadaşlar. Fazlalık olan kısmı kapartıyorum. İşte bu benim stres topum. Gelin şimdi oynayalım. Oo, stres mitres kalmadı. Böyle asılıyorum ve tekrar... Ne keşfettim arkadaşlar. Stretch Armstrong'u hatırlayanlarınız var mı? Hani çekiştiriyorduk, istediğimiz şekli veriyorduk, tekrar eski haline alıyordu. Ben şimdi bunu bıraksam sanırım o balon tekrar kendi eski haline alacak, yani kendi haline geri dönecek. Çok eğlenceli bir aktivite oldu bu benim için. Güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Bütün stresim gitti. Yani aynı stres giderme performansını tıraş köpüğünden bekliyorum. Önce bir açayım şöyle ağzını iyice açayım. Şimdi asıl olay bu. Tek başımayım. Bu balonun içini nasıl tıraş köpüğüyle doldururum? Challenge. Ya ne olur patlama. Hadi gidiyoruz. Devam edelim. Hayır. Hayır, sakın bunu yapma. Woo. Vay canına. Eğer patlarsa her yer bembeyaz olacak. Bembeyaz yalnız arkadaşlar. Şu an o kadar heyecanlıyım ki lütfen her yer bembeyaz olmasın. Neyse ki bu bir boya değil. Neyse, patlama da biz amacımıza göre bir çalışma yapalım. Bizim asıl amacımız... Ben bunu buradan çıkartamıyorum yalnız. Neyse, böyle mi oynasak acaba? Hey, bunu buradan çıkarmam lazım. Balonumu çıkarmak için. Kim, bana yardım eder misin? Çok zor olmadı ama beni korkuttu. Tekrar balonumun ağzını bağlıyorum ve fazlalık kısmını kesiyorum ve artık oynamaya başlayabilirim. Evet, bu da çok eğlenceli oldu. Tıraş köpüğü çok da böyle ortalığı kirletecek bir şey değil. Bakın. Geçti, bitti. Her yerinizi kirletebilirsiniz arkadaşlar. Kirlenmek güzeldir diye bir slogan vardı bir zamanlar ama hayır, sizi kirletmeyin. Düzgün davranın ama en olmadı böyle birbirinize şakalar yapabilirsiniz. Evet canlarım, canım arkadaşlarım. Yeni balon hilemize geçelim mi? Yoksa bunu patlatalım mı? Ben bakamayacağım. Patlamıyor. Aa arkadaşlar, asla patlamıyor. Yani bu dayanıklı bir şey oldu arkadaşlar. Demek ki patlamıyorsa, bu sağlam bir stres topu olduysa bunu bu şekilde oynamaya devam edebiliriz. Evet, ben hazırım. Konfeti yapacağım arkadaşlar. Renkli A4 kağıtlarımı aldım. Uzun uzun şeritler keseceğim ve onlardan konfeti yapacağım. Konfetilerim hazır. Tuvalet kağıdı. Evet arkadaşlar, kullanacağım malzemeleri size tanıtmadım değil mi? Ben konfeti yapmayı o kadar çok seviyorum ki rengarenk. Onları böyle savurmaya bayılıyorum. Evet arkadaşlar, konfeti yapacağız. Hem de gerçek bir konfeti kıvamında olacak. Bunun için bana yardımcı malzemeler gerekiyor. Bir balon, bir de tuvalet kağıdının rulosu. Tuvalet kağıdının rulosunu buraya kesiyor muydum Kim? Kesiyordum. Kimden yardım istiyorum? Galiba yardıma çok ihtiyacım yokmuş. Evet, bu şekilde geçirdim ve içerisine balonun olduğu çukura kadar bütün konfetileri döküyorum. Vay canına, çok güzel olacak. Arkadaşlar, neyi kutlayalım bugün? Hadi hep birlikte karar verelim. Hanginizin doğum günü ya da bugün özel bir şey var mı? Mesela sınavınız çok iyi geçmiştir. Hatta hayatınızda almış olduğunuz en yüksek puanı bugün almışsınızdır. Ya da bugün yeni bir arkadaşla tanıştınız ve o sizin artık bundan sonra en yakın arkadaşınız olacak. Hadi bakalım. Ben bunu bilmiyorum. Bana sadece Kim tarif etti arkadaşlar. Bundan istiyorum senden dedi. Neden mi? Kim'in bugün özel bir günüymüş. Belki ileride bir gün bize bahseder bundan. Hazır mıyız? Bir daha deneyelim. Oldu işte. Bir daha var mı içinde? Oo, çok var. Hadi arkadaşlar, biliyorum aranızda beni erkek arkadaşlarım da izliyor. Onlar için bu konfetiyi patlatıyorum. Sanırım en güzeli oldu. Bir sonraki videoda sizler için de bir konfeti yapacağım. Hay Allah, çok utandım arkadaşlar. Çünkü erkeklerin konfetisi daha güzel patladı. Yani
çok güzeldi her şeyler, çok güzel. Rengarenk, hepinizi çok seviyorum canlarım, canım arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. 10 seconds later. Arkadaşlar, su içerken aklıma geldi. Ben tekrar geri geldim. Nasılsınız? İyi misiniz? Videoya tekrar hoş geldiniz. Şimdi biraz önce konfeti yaptık ya. Gerçekten çok eğlenceliydi ve erkekler kazandı mı? Kazandı arkadaşlar. Şimdi erkeklere ödül olarak bir bardak altı yapacağım. Bardağımı içtiğim suyum bitti içinde. Ve biraz önce bardağı koyarken böyle kaydı arkadaşlar. Kaymaması için bir bardak altı yapmaya karar verdim. Bunun için de yine ağzını kesmiş olduğum balonumu bardağımın en dibine giydirirsem eğer... Şahane bir, bakın asla kaymayan bir bardak altı oldu ve kaydırmaz oldu arkadaşlar, bakın kaymıyor. Harmony kaydır bakayım, kaydır Harmony, kaydır. İç Harmony, içinde su var. Evet, bardak altında böyleydi arkadaşlar. Harika bir hack olmadı mı? Evet, balon hilelerinde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.